Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Kaddesallahu Sırrahul Aziz buyurmuştur ki: amelleriniz, tahsiliniz ve ahlakınızla alim olup insanlara seviyelerine göre hitap ediniz. Alimlerin zalim ve inatçılarından olmayınız. Daima müzakere, hak ve hakikati izhar için ilminizi ve araştırmalarınızı artırınız. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Kaddesallahu Sırrahul Aziz buyurmuştur ki: yiyecek ve içecekleri helalinden, huzur, rabıta ve sünnetlerine göre yemeye dikkat etmelidir. Belde ahalisine, ana babaya, sair dostlara haset ve niza edilmemelidir. Çünkü tasavvufun ilk başlangıcı, mahlukatı incitmekten sakınmaktır. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Kaddesallahu Sırrahul Aziz buyurmuştur ki: günlük virt ve zikirleri aynen yerine getirerek bilhassa mübarek gün ve geceleri ihyaya gayret etmelidir. Tarikat ehli olan kimse def-i kabz için evliya kabirlerini ziyaret etmeli, üstadının sohbet ve ziyaretine devam etmelidir. Çok zikir ve muhabbet üzere rabıtaya devam etmeli, tasavvuf kitaplarını okumalıdır. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Kaddesallahu Sırrahul Aziz buyurmuştur ki: uyku ve nefreti uzaklaştırmak için önce zikir mahallini değiştirmeli, rabıta kurup üstadına mektup yazmak suretiyle istiaze ederek zikirde fütûrun giderilmesine çalışılmalıdır. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Kaddesallahu Sırrahul Aziz şunları buyurmuştur: musafaha, cemaat, sabır, şükür ve kanaate devamla vakitlerin, şehirlerin ve mahlukatın ihyasına çalışılmalı, ibadetlerde sabr-ı sebat gösterilmelidir. Muhabbetin dört çeşidi vardır: Allah'ı sevmek, Allah'ın sevdiklerini sevmek, Allah için sevmek, Allah'la beraber sevebilmek. Aşk, bütün his, irade ve düşüncelerden sıyrılarak, yalnız Allah'a büyük bir iştiyakla yönelmek, mal, evlat, dünya ve her türlü alakadan koparak Halik'a hasret duymaktır. Günahlardan kurtuluşun en süratli yolu, muhabbetullah ve cemalullah'a aşk ve şevkle bağlanmaktır. Buysa çok ibadet etmek, istiğfar etmek, ölümü ve cehennem ateşini çok düşünmek, gecelerini ibadetle ihya etmek, mahlukata şefkat göstermek, hüsnü zan beslemek, şehvet, kin ve kötü fikirlere karşı sabretmekle elde edilir. Sağa sola bakmak nasıl kalbin gücünü parçalayıp zayıflatıyorsa, gözleri kapamak da aksine kuvvet ve ferahlık verir. Kim ki gözünü haramdan sakınır, nefsini şehvetten korur, batınını murakabeyle mamur hale getirir ve helal rızıkla beslenirse, ferasetinde yanılmaz. Fakat feraset, bedende nefsin hakimiyetiyle değil, Cenab-ı Hakk'ın nuruyla bakabilme hassasını kazanmakla elde edilen bir haslettir. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Kaddesallahu Sırrahul Aziz buyurmuştur ki: tarikatlerin muhtelif prensipleri, usulleri vardır. Ama bütün tarikatlerde müşterek olan husus, temel esas hizmettir.
İnsan hizmet ettikçe himmete mazhar olur, izzet bulur ve saadeti dareyne erer.